Çok uzatmayayım sözü. Bugün zeka türlerini, zekanın ne olduğunu ve zeka gelişiminde aileye, eğitimcilere düşenleri konuşacağız. Zeka nedir, türleri ne derdir ile size sözü bırakmak isterim. Zeka ile ilgili birçok tanım var esasında ve hala da güncel ifadeler ekleniyor. Renzulli'nin tanımı var, bir takım uzmanların tanımları var ve özellikle de son yıllarda Gartner'in çoklu zeka kuramı çok konuşulur hale geldi. Zeka genel hatlarıyla aslında bir potansiyel, bir kapasite. Zeka ile akıl arasında da bir fark var. Zeka kullanıldığı zaman akla dönüşüyor ve sözel, sayısal, matematiksel, doğa, müziksel, ritim, bedensel, kinestetik gibi farklı alanlarda bizim zeka türlerimiz var. Ve son zamanlarda da sosyal zeka ve duygusal zeka kavramları da çok konuşulmaya başladı. Özellikle iş yaşamında normal IQ'nun dışında EQ yani duygusal zeka becerisinin ve sosyal zeka becerisinin çok daha işlevsel olduğu bir takım uzmanlar tarafından da ifade ediliyor. Yani öğrenme kapasitesi var, o öğrenmeyi işleme dönüştürme kapasitesi var ama insanlar arası ilişki kurabilme, iletişim kurabilme ve duygusal seviyelerini yönetebilme becerisinde bir takım sıkıntılar yaşıyorsa iş yaşamında da başarısızlık yaşayabiliyor bu tür insanlar. Ama zekada bizim yapabileceğimiz, bizim elimizde olan bir takım müdahale alanları var. Ve ailenin müdahale alanları var. Yani aslında hem kalıtımsal, doğuştan getirdiğimiz bir takım özelliklerimiz ve kapasite seviyemiz var. Hem de daha sonra çevresel faktörlerin etkisiyle, uyaranların etkisiyle bizim zeka gelişimimizi etkileyebilme gücümüz var. Hem bireysel olarak hem de çevrenin bireye yönelik olarak etkisi söz konusu. Burada da zekada etkisini konuşabiliyoruz. Biri kalıtım, diğeri çevresel faktörler. İlk araştırmalar zekada kalıtımın etkisinin tamamen olduğunu, yani %100 kalıtımsal etkenler dolayısıyla zekanın geliştiğini ifade ederken, şu anki ifadeler zekada %55'ler civarında kalıtımın, %45'ler civarında da çevresel faktörlerin etkisi olduğunu ifade ediyor. Yani neredeyse yarı yarıya bir etki söz konusu. Burada da müdahale aslında daha hamilelikten, anne karnından itibaren başlayabiliyor. Oraya şimdi gireceğiz. Zeka dediğimizde de özellikle zeka konusu konuşulduğunda en sık akla gelen başlıklardan bir tanesi üstün zekalı çocuklar, özel yetenekli çocuklar. Bu çocukları da diğerlerinden ayıran birkaç başlık var. Ona da müsaadenizle değinmiş olayım. Renzulli'nin yine bu konuyla ilgili bir ifadesi var. Diyor ki genel yetenek alanında üç başlık var ki bu üçünden en az bir tanesinden akranlarının %98'inden daha ileri seviyede olması gerekiyor diyor. Üstün zekalı tanımlanabilmesi için. Bir tanesi genel yetenek. Bu genel yetenek alanında normal sade vatandaşa sorduğunuzda genel yetenek dediğinizde sayısal, sözel bütün bu alanlarda akranlarından %98'inden başarılı olması en az bir alanında. Motivasyon yani bir işi başından sonuna kadar götürebilme, yapabilme istek ve hevesliliği ve yaratıcılık yani orijinal düşünme becerisi bu alanlarda yine en azından akranlarının %98'inden daha ileri seviyede olma becerisinden bahsediyor. Üstün zekalı çocuklar ifadesi geldiğinde biz de zekayı dile getirdiğimizde seminerlerde, konuşmalarda en çok hem kişilerin kendisinin ben zekamı artırabilir miyim, geliştirebilir miyim? Hem de anne babaların ve öğretmenlerin çocuklarımın ve öğrencilerimin zekasını geliştirebilir miyim, artırabilir miyim? Benim burada bir müdahalem söz konusu mu sorusu geliyor. Cevabı vermiş olayım. Yorumlarda kapalı olduğu için ben kendi kendime sormuş olayım. Evet, zeka geliştirilebilir. Zeka aynı zamanda körelir de. Yani kaslar gibi Allah muhafaza bir trafik kazası geçirdiğinizde yatak istirahati aldığınızda 3 ay 4 ay yatakta kalmanız durumunda nasıl ki kaslarınızda erime olur, ardından fizik tedavi, fizyoterapi hizmeti almanız gerekir. Aynen bunun gibi zeka da kullanılmadığı müddetçe beyni zorlayıcı, zihinsel aktiviteleri, melekeleri zorlayıcı
yönergelerle kendimizi karşılaştırmadığımız müddetçe zekamız körelebilir. Bu yüzden özellikle kişinin kendisiyle ilgili ve anne babanın, öğretmenin çocuklarla ilgili yönergelerinin, sorularının, ifadelerinin onu zorlayıcı ifadeler, yönergeler olması çok önemli. Seviyenin bir tık üstü, genel ifadem budur benim, çocuğa bilebileceğinin çok altında basit yönergeler vermek onu öğrenmekten uzaklaştırır, soğutur. Şimdi ben dinleyicilere desem ki iki kere iki kaç eder, hocam herhalde bizimle dalga geçiyor diye düşünebilirler. Polinomlarla ilgili, fonksiyonlarla ilgili bir şeyler anlatmalarını istesem, eğer onlar için çok zorsa cevap vermek için bir gayret bile sarf etmezler. Kişiyi düşünmeye sevk eden, zorlayan şey yapabildiğinin bir seviye üstüdür. Bilmeceler, bulmacalar bize bu yüzden çok keyif verir, eğlenceli gelir, heyecanlı gelir. Ve esasında dediğim gibi zekada kalıtımın dışındaki etkenler, faktörler daha anne karnından itibaren başlıyor. Hamilelikten itibaren başlıyor. Annenin çocukla, bebekle konuşması, babanın bebekle, çocukla sohbet etmesi, annenin karnına yapışıp nasılsın, hava nasıl oralarda, keyfin nasıl, seni merakla bekliyoruz, hadi bir an önce gel tarzı sohbetleri bebeğin zeka gelişimini doğrudan etkiliyor. Çünkü o sözel taraf, kelime dağarcığı, sözlük dağarcığı aslında dolmaya başlıyor, birikmeye başlıyor. Annenin emzirirken sohbet etmesi, konuşması, göz kontağı kurması, özellikle tekrar ediyorum konuşması çok önemli. Yine okul öncesi dönemde bebek doğdu, ayaklandı, artık yürüyebiliyor. Mama seansları bitti, ayaklandı, yürüyor. Anne baba çocuğuna şunu dememeli: onu uzatır mısın? Oradakini getirir misin? Şunu verir misin? Bunu bir tutar mısın? Böyle konuşmasınlar lütfen. Ne desinler? Desinler ki evladım, mutfaktaki granit tezgahın üstündeki kırmızı kapaklı plastik şişedeki suyu getirir misin? Yün halının üstündeki kırmızı plastik oyuncağı verir misin? Yani vasıfları kullansınlar, sıfatları, tanımlamaları kullansınlar. Şu bu o derlerse çocukta sadece şu bu o kalır. Ama benim dediğim gibi derlerse mutfak, granit, tezgah, kırmızı, kapak, plastik, şişe, su, bütün kavramları, vasıfları öğrenirler. Yani kelime dağarcığı gelişir, sözcük dağarcığı gelişir. Peki kelime dağarcığının, sözcük dağarcığının zekayla bir ilişkisi var mı? Doğrudan ilişkisi var. 1000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk 1000 kelimeyle düşünür, 1000 kelimeyle hayal kurar, 1000 kelimeyle proje üretir, 1000 kelimeyle kendini ifade eder. 5000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk bunu 5000 kelimeyle yapar. Yani 5 katı yapar. Hatta daha fazla bir kat olur o. Bu yüzden sözcük dağarcığı ve kelime haznesi çocukla zeka gelişimi anlamında yapılabilecek en anlamlı çalışmalardan bir tanesidir. Bir diğer husus, eğer bizi dinleyen katılımcılarımız eski kelimelere, kadim kelimelere, Osmanlıca kelimelere hakimlerse, hani İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi diyoruz ya, bunlar böyle eski Osmanlıca kelimeleri çok yoğun kullanırlar. Bu kelime kültürü o aile yapısında varsa lütfen çocuklarıyla ve öğrencileriyle konuşurken, sohbet ederken ikili, üçlü, dörtlü ve hatta beşli konuşsun. Ne demek istiyorum? Örneğin desin ki çocuğuna, canım benim, yavrum benim, sana bir sorum, bir sualim var. Cevabını, yanıtını merak ediyorum. Büyüdüğünde, gelecekte, istikbalde, atide neler yapmayı planlıyorsun? Stresli olduğunda, garka düştüğünde, elem hissettiğinde, hüzünlendiğinde, yese kapıldığında seni ne rahatlatır? Gelecekte, istikbalde ne olsun istiyorsun? Hayatında, yaşamında neler yapmak istersin? Şimdi bunu deyince bazılarına şey geliyor: hocam bunlar eş anlamlı kelimeler değil mi? Hayır, değiller. Her kelimenin, her sözcüğün arasında nüanslar, ince farklar var. Mesela hayat gitti, yaşam getirildi ama siz şunu diyen hiç duymazsınız. Oh, yaşamımı yaşıyorum diyen hiç duymazsınız. Hayatımı yaşıyorum deriz. Hayatımı yaşıyorsun dersin denilir. Hayat yaşanır. Bu yüzden kelimeleri ve sözcükleri ne kadar zengin kullanırsa anne ve baba evde, öğretmen sınıfta, çocuğun zeka gelişimini o kadar desteklemiş olur. Çünkü biz kelimelerle düşünürüz, hayal kurarız. Bu çok önemli. Yine
okul öncesi dönemde özellikle zeka gelişimini dert eden bir yetişkin, hem kendisi için, bu yetişkinlikte de geçerli, hem de çocuk döneminde, okul öncesi dönemde çocuklarına masal ve hikaye okuma etkinliğini düzenli yapmalılar. Masal ve hikaye anlatma demiyorum, okuma diyorum. Niye okuma diyorum? Çünkü siz çocuğunuza masal ve hikaye okurken çocuk şunu düşünür. Ha, bu dinlediğim masal kahramanları, Hanseller, Grateller, Nasrettin Hocalar, Keloğlanlar demek ki bu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumayı öğreneyim diye aşk duyar, heyecan duyar. Yani kitaba olan yönelimi, ilgi ve alakası artar. Bu yüzden düzenli kitap okuyan bir anne baba ebeveyn görüntüsü vermek çok önemlidir. Kitap okurken de özellikle masalı ve hikayeyi bir yerde durdurup, evladım sence bundan sonra ne olmuş olabilir? Bu yönerge önemli. Sence Keloğlan ne düşünmüş olabilir? Düşünceyi sorsunlar. Sence Keloğlan ne hissetmiş olabilir? Duyguyu sorsunlar. Sen Keloğlan'ın yerinde olsaydın ne yapardın? Empati becerisini, onu kendisinin yerine koyma becerisini, yönergesini sorsunlar. Ve yine hadi bu masalı, bu hikayeyi bir de sen bana anlat gibi hafızasını destekleyici yönergelerle çocuğu çok ciddi destekleyebilirler. Yine okula başlamış bir çocuk için kitapla buluşturmak yine onun zihinsel gelişimini, bilişsel gelişimini desteklemek açısından çok 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 önemli. Birinci sınıfa başlayan bir çocuk düşünelim. Bu çocuk günlük 30 dakika kitap okusa, Zeliha Hanım, bu üniversite mezununa kadar, üniversite mezunu olduğu güne kadar, diploma aldığı güne kadar 2500-3000 civarında kitap demektir. 300 sayfa kalınlığında minimum. Bu kitapların yapraklarını koparıp yan yana dizdiğimizde 2500-3000 civarında kitabın yaprağını koparıp 300 sayfalık kitabın Edirne'den Ardahan'a yoludur. Sadece 30 dakika günlük çocuklarını kitapla muhakkak dost etsinler. Özellikle bu pandemi süreci bunun için bir fırsattır. Bunu hatırlatıyorum izleyicilere. Yine lütfen diğer uzmanların dediği gibi çocuklarınızın sorularını cevaplamayın. Mehmet İlmi Eren diyor ki size çocuklarınızın sorularını cevaplamayın diyor. Peki ne yapın? Onların bulmasına yardımcı olun. Çocuk size bir şey sorduğunda hemen cevap vermektense sence nasıl? Sen olsaydın ne yapardın? Hadi bir düşün bakalım gibi yönergelerle onu düşünmeye sevk edin. Tekrar ediyorum, düşünmeye sevk edin çocuklarınızı ve öğrencilerinizi. Yine lütfen onun zihinsel gelişimini, zeka gelişimini dert ediyorsanız, düşünüyorsanız, gerçekçi ol, ayakların yere bassın, bulutların üstünde uçma, eski köye yeni adet getirme, hayal kurma gibi cümle ve ifadelerden mümkün olduğunca uzak duralım. Bizim çocuklarımızın eski köye yeni adet getirmesi lazım. Bizim çocuklarımızın hayal kurması lazım ki gelişebilelim, büyüyebilelim. Bu yüzden onların sıra dışı, bize uçuk kaçık gelen ifadelerini merakla izleyelim, dinleyelim. Bunu nasıl yapabileceğini soralım ve bununla ilgili kendisiyle sohbet edelim, tartışalım. Odaya girdiğimizde çocuk kanepeye ayağını uzatmış, gözü tavandaysa, kalk bakayım öyle ne boş boş duruyorsun, senin ödevin görevin yok mu demektense ona biraz müsaade edelim. Çünkü o hayal kuruyor, uzaya yolculuk yapıyor, bir krallık oluşturuyor, bir devlet oluşturuyor, bir şeyler yapıyor. Onun hayal kurmasına zaman zaman müsaade edelim. Çünkü biz de böyle bazen uçuk kaçık fikirleri çok absürt zamanlarda yakalarız. Böyle çok böyle olmadık zamanlarda böyle fikirler, çağrışımlar, ampuller yanar. Bu yüzden onun da böyle zamanlara ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Oyuncaklar yerine daha çok zeka ve akıl oyunlarıyla çocuklarımızı, öğrencilerimizi destekleyelim. Bunları düzenli aralıklarla kullandığımızda, işleme aldığımızda çocukların zihinsel gelişimini çok ciddi desteklemiş oluruz ki bununla ilgili yapılan bir takım bilimsel araştırmalar var. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi de bendenizin yaptığı Türkiye'de, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken yaptığım. Amerika'daki araştırmada 3 ayda 13 IQ, %13'lük bir artış. Bizim Türkiye'de yaptığımız araştırmada 5 ayda 9 IQ, %9'luk bir artış gözlemlendi. Zeka akıl oyunları çalışmasında. Bu yüzden günlük 15-20 dakika bile olsa çocuklarınızla zeka ve akıl oyunu etkinliği yapmanızı tavsiye ederim. Bu noktada
Hem Kim Psikoloji'nin güzel çalışmaları var biliyorum. Hem de Ev Okulu Derneği'ni muhakkak takip etmelerini tavsiye ederim. Bendeniz'in de verdiği sertifikalı bir zeka akıl oyunları eğitimi var. Bunu özellikle bu alana ilgi duyan katılımcılarımıza tavsiye edebilirim. İnceleyebilirler, bakabilirler. Genel olarak böyle bir çırpıda söylemeye çalıştığım şeyler bunlar oldu. Genel tavsiyeler biraz bunlar olmuş olsun efendim. Hocam benim soracağım 3 soruya ayrıca bu konuşmanın içinde cevap da verdiniz. Şunu sormak istiyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Biraz az duyuyorum sizi ama biraz da yolda Evet. olduğumdan ama. Evet, yayın bir duraksıyor gibi oluyor arada. Şu an duyabiliyor musunuz? Duymaya çalışıyorum. Duyuyorum inşallah. Buyurun. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Zeka türlerinden bahsettiniz. Evet. Aile ve eğitimcilere çocuğun zeka türünü belirlemede neler tavsiye edersiniz? Nasıl yaklaşmalılar? Anladım. Şöyle anne baba ya da eğitimci fark etmez. Esasında çocuğun zekası, zeka gelişimi ya da neye meyli olduğu ile ilgili illa bununla ilgili çok ciddi kuramsal eserler, kitaplar, yayınlar ve bunları bilmek teori noktasında çok dolu olmak değil önemli olan. Önemli olan iyi bir gözlemci olabilmek, iyi bir analizci olabilmek. Çocukla ilgili doğru geri bildirimleri verebilmek ve akranlarıyla gelişimi noktasında bir bakış açısı yakalayabilmek. Ne demek istiyorum? Hepimizin öğrenme stilleri var. Öğrenme yöntem ve teknikleri noktasında hepimizin iyi olduğu bazı alanlar var. Kimisi dokunsaldır. Yani dokunarak daha iyi öğrenir. Yani aslında kinestetik yönü daha gelişmiştir. Kimisi özellikle görsel çalışmalarla daha iyi öğrenir. Kimisi görselden ziyade işitsel anlamda daha iyi öğrenir ve bundan keyif alır. Hem öğrencilerimizin hem çocukların bu tür meyillerinin olabileceği noktasında bir takım deneme yanılmalar yapılması gerekiyor. Ve sınıfta kullandığımız öğretim yöntem tekniklerinde de işitsel, görsel, dokunsal, bilişsel, kinestetik, müziksel yani ritim. Bütün bu yönleri barındıran yöntem ve teknikleri uyguladığımız zaman başarılı olabiliriz. Çünkü özellikle geniş kitlelerle çalışıyorsak, yani öğretmensek, sınıfta, grupta bir çalışma yapıyorsak, bu noktada farklı farklı öğrenme stillerine sahip çocukların olduğunu bizim göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yine özellikle grup çalışmaları yaptırılabilir çocuklarda. Yani işitsel becerisi iyi olan bir çocuk için sesli anlatım becerisi görev verilebilir. Görsel becerisi olan bir çocuk için takım arkadaşlarına görsel sunum becerisini kullanabileceği görev ve ödevler verilebilir. Ritim becerisi gelişmiş bir çocuk için bunu ritimle sunabileceği görev ve ödevler verilebilir. Bununla ilgili bir takım performans tabloları var. Yani sizin sitenizde de var bu tür şeyler. Ev Okulu Derneği'nde de var. Kim Psikoloji'de de var. Ev Okulu Derneği'nde de var. Bilişsel, duyusal, duygusal, matematiksel ve sözel gibi performans alım tabloları var. Bu performans tablolarından gerekirse daha detaylı anlayabilmek için eğitmen ya da anne baba bu tiklere bakarak yani burada nasıl, şurada nasıl gibi oradaki yüzdeliklere bakabilir. Bunu bu performans tablolarını uygulamak için illa P derece psikoloji olmak okumak gerekmiyor. Eğitmen vasfında olan ya da üniversite mezunu olan bir kişi de bu bakış açısını pekala kontrol edebilir, bakabilir. Orada çocuk ne düzeyde, hangi alanda daha gelişmiş gibi. Özellikle o performans tabloları RAM'larda da kullanılan ölçekler, rehberlik araştırma merkezlerinde ve bunlar internette var. Yani çocuk performans tabloları dediğimizde bunlar karşımıza çıkıyor. Oradan hangisinde daha iyi olduğu noktasında bir fikir edinebilir eğitimci ama tekrar ediyorum özellikle öğretim yöntemi olarak da bunu bütün zeka türlerine hitap eden bir yaklaşımla ele alması doğru olacaktır. Çocuk kaçırmamak açısından. Hocam tam bu noktada bebeğin, çocuğun, ergenin zeka gelişimi ve duygusal gelişimiyle alakalı biraz tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Anladım. Şöyle esasında az önce yoğun şekilde zeka gelişimi ile ilgili tavsiyelerde bulundum. Yani hamilelikten başlayarak okul öncesi ve ilkokul dönemini kapsayacak şekilde. Ergenlikle ilgili şunu diyebilirim. Ergenlik ve yetişkinlik için de söyleyeyim bunu. Yani hem zeka gelişimi hem kişisel gelişim anlamında bir tavsiyem olsun. Hem ergen çocuğu olan anneler babalar hem de kendi gelişimini düşünen yetişkinler anlamında şunu söyleyebilirim. Bunlar de olarak ifade etmiş olalım. Bir, maksimum insan ilkesi. Hem zihinsel, hem bilişsel, hem de kişisel gelişim anlamında kendini düşünen, çocuğunu düşünen bir birey maksimum insan ilkesini uygulayabilir. Ne demek istiyorum maksimum insan ilkesinden kastımla? Bir insan ne kadar çok insanla tanışır, karşılaşır, sohbet eder, ne kadar çok arkadaşı olursa o kadar gelişir. Hani öğretmenleri değişiyor ya bazen öğrencilerin, işte askere gitti, eyvah psikolojisi bozuldu. Hamile oldu, eyvah psikolojisi bozuldu, öğretmen gidiyor. Kocamın tayini çıktı, çocuğun psikolojisi bozuldu. Hayır efendim, çocuk gelişecek. Ne kadar farklı öğretmen görürse esasında o kadar iyi. Sizin yaklaşımınızdan dolayı çocuğun psikolojisi biraz bozuluyor. Siz panik olduğunuz için çocuk da bunu okuyor. Çocuk da diyor ki annem babam gayet korkuyor, psikoloji bozuk, herhalde benim de bozulmam lazım diye düşünüyor. Ne kadar çok insanla karşılaşırsa o kadar iyi. İkinci ilkem maksimum mekan ilkesi. Ne demek istiyorum? Bir insan ne kadar çok yer, mekan, belde, köy, kasaba, ülke görürse o kadar gelişir. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye boşuna tartışmamışlar. Yani ne kadar çok yer görebilirse çocuk, birey ya da kişi kendisi o kadar gelişir. Ben deniz 50 civarında ülkeyi gezdim ve inanın beni ben yapan ilkeler noktasında bu gezme ruhunun çok büyük bir etkisi var. Üçüncü söyleyeceğim şey kendilerine şunu sorsunlar. Ben her zaman yapa geldiğim şey yaparken ilave ekstra başka ne yapabilirim? Tekrar ediyorum. Ben her zaman yapa geldiğim şey yaparken ilave ekstra başka ne yapabilirim? Ne demek istiyorum? Eğer sıra dışı olmak istiyorlarsa, orijinal olmak istiyorlarsa, akranlarından daha ötede, daha ileride olmak istiyorlarsa katılımcılarımız, her zaman yapa gelinen şeylerin dışında şeyler yapmaları lazım. Ne demek istiyorum? Şu an ben arabadayım ve yayındayım. Yani yolcuyum ve sohbet ediyorum. Peki araba sürerken yapabilir miyim? Ben araba sürerken kitap okuyamam. Ama kitap dinleyebilir miyim? Evet. Ben araba sürerken sesli kitap dinleyebilirim. Ben podcast dinleyebilirim. Kendimi geliştirebilirim. Ben normal işimi yaparken üniversite mezunuyum. Ama açık öğretim okuyabilirim. Ben kendimden örnek vereyim. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik mezunuyum. İlahiyatla bitirdim, mezunuyum. Reklamcılık okudum, marka yönetimi okudum, çocuk gelişimi okudum. Yeni medya gazetecilikte öğrenciyim. Bir yandan bölümler okuyorum. Yani bir yandan ben ne yapabilirim sorusunu lütfen katılımcılarımız kendilerine sorsunlar. Eğer bilişsel gelişim anlamında da düşünüyorlarsa bunu muhakkak hayata geçirsinler diyorum. Efendim bir yolculuk durumunda da olduğum için yavaştan da isterseniz size de uygunsa yavaştan tamamlayabiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Bir de şunu merak ediyorum. Buyurun. Ev eğitimin merkezidir diyerek çıktığınız yolda dernek kurdunuz ve bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili 3-5 kelam edebilir misiniz? Hay Nasıl hay. Çok... ev eğitimin merkezi olabilir? Evet, hay hay. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Ev Okulu Derneği'ni lütfen takip alsınlar. Şu an Ev Okulu Derneği Türkiye'nin dernek ve vakıf anlamında söylüyorum. Bakın bütün dernekleri ve vakıfları katıyorum. En çok takipçisine sahip sivil toplum örgütüdür. YouTube'da 33 bin abonemiz var. Yani hem devlet destekli vakıfları katıyorum. Kızılay'ı, Yeşilay'ı, TGV'i hepsini katıyorum. 33 bin abonesi olan YouTube'da, 65 bin Instagram'da abonesi olan, haftalık 170 bin kez ve üzeri videoları izlenen, haftalık web sitesine girişleri 1,5 milyonu geçmiş
üzerine çıkmış bir dernek, Ev Okulu Derneği. Ve dünyada çok yaygın olan homeschooling sisteminin Türkiye'deki ilk ve tek oluşumu. Biz diyoruz ki aslında eğitim evde başlar. Aslında ev eğitimin merkezidir. Ve aslında her ev bir okuldur diyoruz. Ve aslında bu vizyonla biz bir seneyi aşkın önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir zirve yaptık. Zirvenin adı ne biliyor musunuz? Evde Eğitim Zirvesi. Günümüz ne? Günümüzde neyi konuşuyoruz? Evde eğitimi konuşuyoruz. Mart ayında daha Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemini başlatmamışken biz Türkiye'nin yüzü gülsün diye 100 saat online eğitim diye 100 saat canlı yayın eğitimini başlattık. Bugün diksiyondan tutun beden diline, zeka akıl oyunlarına, resimde kara kalem yağlı boyaya, hafıza tekniklerine, zihin haritalama tekniklerine, hızlı okuma ve anlama tekniklerine, projektif bir teknik olarak çocuk resmi eğitimine, objektif çocuk desenine varıncaya kadar pek çok alanda online olarak vatandaşları eğitiyoruz, geliştiriyoruz. Ev Okulu Ders dediğimiz bir platformumuz önümüzdeki hafta hizmete giriyor. evokuluders.com. Akademik destek vereceğiz yine ailelere. Bunları takip edebilirler. Evde bilim yarışmamız önümüzdeki günlerde başlıyor. Çocukların katılabileceği bir yarışmamız olacak. Evde yaptıkları deneysel çalışmaların ödüllendirileceği. Evde eğitim zirvemiz ve çocuk zirvemiz önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Takip edebilirler. Ve ücretsiz birçok içeriğe erişebilirler Ev Okulu Derneği'nden. Aile okulu gerçekleştiriyoruz. Kim Psikoloji'de de değerli dostum, doçent doktor Ömer Akgül orada da konuşmacıydı. 24 eğitim, 24 seminer, ücretsiz ve sertifikalı. Ve sertifika veriyoruz. Bütün bu çalışmalar için Ev Okulu Derneği'ni takip edebilirler. Ben de konuk aldığınız için size ve Kim Psikoloji'ye çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Çok sağ olun. Siz de iyi ki varsınız hocam. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Yüreğinize sağlık. Farklı bir mecrada görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Çok saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.